Merhaba arkadaşlar. Kamusu Türkiye'den kelimeler okumaya devam ediyoruz. Öncelikle Kamusu Türkiye'yi okurken ya da araştırma yaparken bir kelime ararken nasıl arama yapacağınızı kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Kamusu Türkiye biliyorsunuz ki zaten görüyorsunuz Osmanlıca bir sözlük. Sağdan sola doğru sayfalar dizayn edilmiş haliyle arkadaşlar Kur'an alfabesine göre arama yapmanız gerekiyor. Mesela burada peşin kelimesi var. Yani gelip de A, B, C diye şeklinde ta P'ye kadar değil. Elif'ten başlayarak. Elif, B, B'den sonra P. Yani üçüncü harf şeklinde P harfinde buluyorsunuz. Hemen burada bir kelimeyi okumak istiyorum. Burada peşin yazıyor arkadaşlar. Peşin. Şuradaki sat harfi sonra aslı fa demiş. Yani aslı Farsça peşin demiş yine. Ve anlatmaya başlamış. Bir. Veresiye ve müeccel olmayan. Muaccel. Yani sonradan olmayan muaccel böyle acele şeklinde olan ödemeyi kastediyor peşinden. Peşin para ile satmak. Burada bir örnek vermiş arkadaşlar. Cümleten hayırlı sabahlar. Böyle yorum yazan, mesaj yazan kardeşlerimiz var. İki, önden, evet, önden vaki olan, yani meydana gelen, önceden yapılan bir işi ifade ediyor. Peşin cevap. Peşin cevap. 3. İşledikçe verilen ücret vesaire. Yani bir iş yaptıkça verilen karşılığı söylüyor. Ücreti peşindir. Ücreti peşindir. 4. İşlemezden ve hak olmazdan evvel, yani bir işi yapmadan, işlemezden kasıt bu. İşlemeden, işlemezden ve hak olmazdan evvel tediye olunan. Örnek vermiş, ev kirasının 3 aylığı peşin verilecektir. Yani peşin bir manası da daha bir işi yapmadan önceden verilen parayı ifade ediyor, ücreti ifade ediyor. Bir sonra bir kısaltma var. Z harfi ve Z. Burada Z zarf, Z de zaman arkadaşlar. Zarfı zaman yani zaman zarfı manasında da kullanılabiliyormuş. Hem sıfat hem zaman zarfı. Bu H da hal kısaltma olarak kullanılıyor. Kamus Türkiye'de yani bir hali, bir durumu belirtiyor. Örnek vermiş. Bir, önden evvelden iş olmazdan evvel ben size peşin söyledim. Yani öncesinden söyledim anlamında. İkincisi işledikçe anlamı varmış. İşledikçe ben size sizi peşinden dinliyorum demiş. Şimdi oraya da geleceğiz. İşledikçe ev ücreti peşin alıyor. Evet, işledikçe anlamında ev ya da o ücreti peşin alıyor. Arkadaşlar daha makul olur. O ücreti peşin alıyor. 3. İşlemezden önden yani yapmadan önceden önden evin 3 aylık kirasını peşin istiyor. Evet, evin 3 aylık kirasını peşin istiyor. Burada örnekler verdi arkadaşlar. Şimdi demin Veysel kardeşin ben sizi peşinen dinliyorum deki ifadesi. Şemsettin Sami Kamusu Türkiye'sinde arkadaşlar bu peşin kelimesiyle ilgili burada bir not düşmüş. Demiş ki burada güzel parantez açmış. P'nin 3 noktası meydanda dururken yani P 3 notalı bir harf
Bu lügati, yani bu kelimeyi Arabi, yani Arapça zannıyla peşinen, yani peşin olarak anlamında peşinen ve cem'inde, yani çoğul olarak da peşinat demek hatayı fahiştir. Çok büyük bir hatadır. Peşin kelimesi Farsça bir kelime. Farsça bir kelime. Çünkü orada P var zaten. P harfi Farsçaya mahsus. Arapça kelimelerde P kullanılmaz. Buradaki tenvin peşinen, ondan sonra Arapçadaki çoğullara mahsus olan at çoğulu, Farsçada da var gerçi. Ama Arapça gramerlere mahsus bu. Bu Arapçaya münhasır bir kaide, bir gramer kuralı olması hasebiyle Farsça kelimelerde bu gramerleri yerleştirmek hatadır. Yani bu çoğul ifadeyi, bu tenvin ifadesi sadece Arapça kelimelere hastır diyor. Arapça dışında Türkçe, Farsça gibi ya da farklı dillerde kelimelere bu tenvin suretiyle uygulamak büyük bir hatadır diyor. Ama biz günümüzde kullanıyoruz. Artık Galata meşhur olmuş. Ama bilmemiz gerekiyor ki arkadaşlar, Galata şekilde kullandığımız halde bunun yanlış, gramerce yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Günümüzde de Türkçe'de de mesela böyle yerleşmiş kelimeler var. Mesela örneğin, yani misal olarak anlamında galat bir ifade arkadaşlar. Yani günümüz Türkçesinde peşinen, peşinat kelimeleri var. Sıklıkla bizler de kullanıyoruz ama gramerci arkadaşlar yanlış bir ifade olmaması gerekiyor. Yani dil bilimlerince arkadaşlar bu kelime yanlış. Çünkü Farsça bir kelimeye Arapça bir gramer yapısını yerleştirmek hatadır diyor. Onu ifade edelim. Bu kadar arkadaşlar. Hatta bir kelime tefeül yapalım. Bismillah diyelim. Bakalım ne kelime çıkacak. O kelimeyi okumaya çalışalım. Bir tane kelime. Ne geldi? Şurada saç kelimesi geldi. Yukarıda sac yazmış. Onu geçiyoruz. Burada mesela saç, hızlı bir okuyayım. Sin, burada sin ismin kısaltılmışı Kamusi Türkiye'de arkadaşlar. İnsan başının kılları, mecmuu, baş tüyleri şeklinde yazmış. Bu gayet de uzun cümleler kurmuş arkadaşlar. Yani bu şekilde Kamusi Türkiye'de işte mesela burada acep demiş, acaba anlamında. Sz isim, s isim, z müzekker, yani müzekker isim, erkek isim bir kelimeymiş arkadaşlar. Çünkü Arapça kelimelerde kelimeler tasnif ediliyor. Müzekker, müennes, tesniye gibi. Burada da müzekker olduğunu ifade ediyor. İsim ama müzekker bir isim. Acep. Arapça bir kelimeymiş. İşte cm çoğulu acap. Şaşma, şaşa kalma, taaccüp, hayret anlamı varmış. Acepte kaldım diye örnek vermiş. Sat sıfat müzekkeri ile müennesi bir. Kelime acip de deniliyormuş. Garip, şaşacak, tuhaf. Tuhaf, ne acip iş. Ha demiş, hal yani. Acaba aya, yani buradaki hitap manası ey anlamında aya. Ey, yarın bayram mı acep diye arkadaşlar burada örnekte vermiş. Hatta bir kelime daha okuyalım arkadaşlar. Madem Kamusi Türkiye kelime okumaları yapıyoruz. Çok uzun olmayan, burada gün kelimesi vermiş. Bayağı uzatmış, uzatmış. Mesela mütearriz kelimesi. Ne demiş? Sıfat yine Arapça
Burada S katmış. Peltek S harfi. Tesniye ifade, özür dilerim, müennes kelimesinin kısaltılmışı Kamusu Türkiye'de. Muterize, arzdan gelen bir kelimeymiş arkadaşlar. Burada SF neyin kısaltılmışı bilmiyorum. Tefaul babından geliyor. Tefaul babının ismi faili bu. Mütefail vezni. İsmi fail, tefaülün ismi faili, mütefail. Bu da zaten mütearrız şeklinde. Taarruz ve tecavüz eden diğerinin hukukuna veya hududuna geçen anlamında kullanılıyor. Evet arkadaşlar, Kamusu Türkiye bu şekilde. İnşallah yer yer Kamusu Türkiye okumalarına devam edeceğiz. Peşin kelimesini okuduk. Ondan sonra rastgele birkaç kelime açtık. Okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Bu dersimizde, bu okumamızda bu kadar arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada yorum yazan kardeşlerimize, onların da ismini sabah böyle sürpriz bir şekilde okuduk. İsimlerini zikredeyim. Veysel Yılmaz, Merve Türkday, Özcan Durmaz, ondan sonra Adalet Kılınç arkadaşlar yorum yazmışlar. Şu an takip eden daha çok kişi var. Sadece yorum yazan arkadaşlarımızı Mehmet Hoca da yazdı. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki arkadaşlar canlı yayında. Genelde bunları canlı yayın yapacağım. Kamusu Türkiye'yi bu şekilde elime alıp arkadaşlar okumaya çalışacağım. Gün içerisinde birkaç tane daha bu şekilde yapabilirim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki Kamusu Türkiye okumalarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.